Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde coğrafi konumdan bahsedeceğiz. Öncelikle coğrafi konumun ne olduğunu öğrenmemiz gerekir. Bir bölgenin ya da bir şehrin dünyanın neresinde olduğunu ifade edilmesine coğrafi konum denir. Şimdi coğrafi konum ikiye ayrılıyor. Birincisi matematik konum, ikincisi ise özel konum. Peki matematik konum nedir? Ne gibi özellikler matematik konumu verir bize? Ona bir bakalım. Bir yarım paralel veya meridyen değerlerini kullanarak ekvatora ve başlangıç meridyenine konumunun ifade edilmesine matematik konum diyoruz. Şimdi burada önemli notlarımız var. Hemen onları bir göz gezdirelim. Bir yerin paralel ve meridyenleri biliniyorsa o yerle ilgili 1. bulunduğu yarım küre, 2. bulunduğu matematik iklim kuşağı, 3. saat dilimi, 4. paralel ve meridyen derecelerinin artış yönüne kesin ulaşılabilir. Peki, şimdi bir yerin matematik konumunu tanımlarken o yerden geçen tüm paralel ve meridyenler değil, bunu özellikle vurgulayalım arkadaşlar, tüm paralel ve meridyenler değil, sadece uç koordinatlar kullanılır. Örneğin, burada önemli bir örneğimiz var. Şimdi burada verilen coğrafi koordinatlar, Türkiye'nin coğrafi koordinatları aynı zamanda. Burada bakarsak 26 ve 45 doğu meridyenleri arasında, 36-42 kuzey paralelleri arasında. Şimdi biz aradan atıyorum şöyle 30 doğu meridyenine geçtiğini biliyoruz. Ama biz matematik konumu belirlerken asla ve asla 30 doğu meridyenini kullanmıyoruz. Aksine tamamen uç noktaları alan coğrafi koordinatları kullanıyoruz. Bu da önemli bir detay. Peki başlangıç meridyenin kaç olduğunu biliyoruz biz? 0 olduğunu biliyoruz. Ekvatorun kaç olduğunu biliyoruz? Yine 0. Bu özel ve önemli iki 0 bize dünyadaki birçok noktanın daha kolay bulunmasını sağlayacak. Şimdi böyle bakarsak A bölgesinin nerede olduğunu ve B bölgesinin nerede olduğunu bulabiliriz. Şimdi A bölgesi başlangıç meridyenin sağında ya da solunda. Buna bakarak doğu ya da batı olup olmadığına karar vermemiz mümkün. Şimdi A bölgesi solda kaldığı için ve bize bu batıyı verdiği için diyoruz ki A bölgesi batıda. Yetmez, bir de ekvatorumuz var. Peki A bölgesinin ekvatora göre durumu nedir? Ona bir bakalım. A bölgesi ekvatorun üzerinde, yani kuzeyinde kalıyor. O zaman A bölgesinin coğrafi koordinatlarında batı ve kuzey kullanıyoruz. Bu önemli bir detay. Ekvatora göre ve başlangıç meridyenine göre yerini A bölgesi olarak bulduk. Peki şimdi B bölgesini birlikte yapalım. B bölgesinde ise aynen şunu yapıyoruz. Ekvatorun altında ise kesinlikle bize neyi verecek? Güneyi verecek. Demek ki ekvatorun altındaki bölgeler güney, üzerindeki bölgeler kuzey. Hemen altında ne var? B bölgesi. Başlangıç meridyenin sağında, yani doğuda kalıyor. B bölgesi kesinlikle doğuda ve güneyde. Devam edelim arkadaşlar. Paralel değerleri nedir? Az önce paralel değerlerinden ufak bir bahsettik. Şimdi paralel değerlerin ne olduğunu bir bakarsak, ekvator nedir diye ilk sorumuz aklımıza gelecek. Ekvator nedir? Dünyamızı eşit parçaya bölen, kuzey ve güney yönlü, kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan en büyük paraleldir. Ekvator neymiş arkadaşlar? Dünyamızı eşit iki parçaya bölecek ve en büyük paralel dairemiz dünyanın şeklinden dolayı, hemen yazıyoruz, ekvator olacak. Peki paralel nedir? Ekvatora paralel çizilen diğer çemberlerimiz de paralel ismini alır. Paralel değerlerin özelliklerine bir göz atalım. En önemli şey aslında paralel değerlerin hangi özelliklere sahip olduğunu bilebilmek. Bunları bilirsek çok daha kolay işlem yapabiliriz. O yüzden en büyük paralel dairesinin ekvator olduğunu unutmuyoruz. Bir ikincisi, boyları ekvatordan kutupa küçülür. Hemen şekil üzerine gösterirsek, bakın dünyanın şeklinden dolayı ekvator 0 derece. Hemen yukarısına çizeceğimiz, atıyorum 20 kuzey enlemi daha küçük, 40 kuzey daha küçük, 60 kuzey daha da küçük. Demek ki boyları ekvatordan kutupa küçülür çünkü dünyanın şekli. Dereceleri kutupa doğru büyür. Doğrudur. 0 ekvatordur en büyük çizgi, fakat derecesi en küçük. Yukarıya doğru ne oluyor arkadaşlar? Boylar kısalırken dereceler daha da büyür. 90 tane kuzeyde, 90 tane de güneyde, toplam 180 tane neyimiz var? Paralelimiz var. İki paralel arası her yerde 111 kilometredir. Buna dikkat edin. Her yerde 111 kilometre asla değişmeyecek aralarındaki kilometre. Şimdi burada bir örneğimiz var. 20 kuzey paraleli ile 40 güney paraleli arası kaç kilometredir? Az önceki bilgiyi hatırlayalım.
Her birinin arası kaç kilometreydi? 111 kilometre ve bu fark asla ve asla değişmeyecekti. O zaman şöyle yapalım. Hemen 20 kuzeyimiz ve 40 güneyimiz. Burada öncelikli olarak bunların aynı yönler mi yoksa farklı yönler mi ona bakmamız gerekmekte. Bunlar farklı yönler olduğuna göre 20 yukarıda, 40 aşağıda. O zaman bunların arasındaki farkı toplayarak bulabiliriz. O da 60'tır. Her bir 111 kilometre olduğuna göre 60 tanesi 6660 kilometre olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet, burada özellikle üzerinde durmamız gereken notlarımız var. Onlara bir bakalım arkadaşlar. Burada en önemli şey, az önce soruda da gördük. Taraf yönleri çıkarıyoruz. Farklı yönleri ise topluyoruz. Hemen ikinci notumuz, her paralel aynı zamanda bir enlemdir. Bunu da unutmamamız gerekir. Peki, şimdi sorularda yine sıkça karşımıza çıkacak alçak enlemler, yüksek enlemler nedir diye. Hemen onu tanımlayalım. Ekvator ve çevresi sorulursa bize alçak enlemler, orta kuşak ve çevresi sorulursa orta enlemler, kutuplar ve çevresi sorulduğunda ise yüksek enlemler olarak adlandıracağız ve soruları buna göre cevaplayacağız.